Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu videomda sizlere Hazreti Osman'ın defni ile ilgili bir takım detayları anlatacağım. Tıpkı muhasara edilmesi ve öldürülmesi gibi defni ile ilgili haberlerde de oldukça yürek burkan sahneler vardır. Hatta kan dondurucu iddialar ortaya atılmıştır. Bu iddiaların gerçekliği, acaba defnin nasıl gerçekleştiği gibi bir takım konuları ele alacağız. İddialara göre Hazreti Osman öldürüldüğü zaman 3 gün bekletilmiş. Ondan sonra bir Yahudi mezarlığına defnedilmiştir. 3 gün bekletildiğiyle iddialar arasında ayrıca evinde bekletildiği, bazı aşırı yorumlarda da şehrin bir çöplüğüne götürüp atıldığı, keza Hazreti Osman'ı müdafaa eden, onu koruyanlardan, öldürülenlerden bir iki kişinin daha adeta sokakta ayaklarından çekilerek böyle bir çöplük gibi sürüklendiği ve onların da bu şehrin çöplüğüne atıldığına dair iddialar vardır. Dahası hem Hazreti Osman hem buraya atılan cesetlerden bazılarını şehrin köpeklerinin parçaladığı, cesedinde ciddi ciddi bozulmaların olduğu gibi kan dondurucu sahneler anlatılır. Aslında bunlar işin biraz abartı kısmıdır. Oysa haberlere baktığımız zaman Hazreti Osman evindedir. Nitekim de evinden alınıp öyle defnedileceği yere götürülüyordur. Peki niçin 3 gün bekletildi? En önemli detaylardan birisi budur veya sorulardan birisi budur. Temel neden değerli dostlarım, Hazreti Osman'ı öldürenler onun Allah'ın emirlerini uygulamadığı, dolayısıyla da bu nedenle dinden çıktığı gerekçesiyle Müslüman saymıyorlardı. Müslüman saymadıkları için Müslüman mezarlığına defnedilmesini istemiyorlardı. Dolayısıyla da bu belirsizlik nedeniyle ceset ortada kalmıştı. Cenaze defnedilememişti. Yani buradaki temel gerekçe Hazreti Osman yaptıklarından dolayı dinden çıkmıştır. Dinden çıktığı için de Müslüman değildir. Bu itibarla da Müslüman mezarlığına defnedilemez diye asiler böyle bir karar almışlardı. Ve bunu da uyguluyorlardı. O yüzden ortada bir hani merkezi bir kontrol idare olmadığı için, asayiş tamamen bozulduğu için, kontrol tamamen kaybolduğu için asiler diledikleri gibi hareket ediyorlardı. Öyle ki cephelerden gelen bir kısmı gidip de Serhat illerinde savaşmak yerine artık gelip de Medine'de Hazreti Osman'ı halletmek daha öncelikli cihattır gibi düşünenler bile vardı. Nitekim Hazreti Ayşe bile Hazreti Osman'ı hem Kur'an'ın emirlerine uymamakla hem de Hazreti Peygamber'in sünnetine uymamakla eleştirmiş ve bu bağlamda çekmiş Mekke'ye gitmişti vesaire. Dolayısıyla da Müslümanların kahir ekseriyetinde böyle bir algı vardır. Hazreti Osman bu nedenle zaten muhasara edilmiştir, sahip çıkılmamıştır ve öldürüldüğü zaman da yine sahip çıkılmamıştır. Cesedinin beklemesinin, görebildiğim kadarıyla bekletilmesinin asıl nedeni budur. Cesette ciddi bozulmalar başlayınca bu sefer Resulullah'ın eşi, aynı zamanda Ebu Sufyan'ın kızı ve Hazreti Osman'ın da akrabası olan Ümmü Habibe geliyor mescide. Artık kontrol kaybolmuş ve ceset ortada, kanlı. Yani cenaze evin içerisinde duruyor. Koktu, kokuyor artık. Çünkü karnını değişmişlerdi, başını yarmışlardı, boğazından kesmişlerdi. Dolayısıyla yani atar damarını, boğazını kesmişler. Halife çok ciddi şekilde cesedine işkence edilmiş bir şekilde duruyordu. Yani korkunç bir sahne. O yüzden de işte Ümmü Habibe annemiz geliyor mescide. Eğer diyor bu işi çözmezseniz vallahi Resulullah'ın örtüsünü açacağım diye. Bu Araplarda bir adettir yani örtü açma meselesi ve böylece tehdit ediyor. Bunun üzerine işte Hazreti Osman'ı defnetmek için Hakim bin Hizam gibi ondan sonra Cübeyr bin Mut'im gibi adamlar inisiyatif alıyorlar ve bunlar apar topar cenazeyi evden çıkarıp bir gece yarısında müşriklere veya müşrikler diyebildiğim özellikle asilere haber vermeden bunu yine bakiye defnetmek istiyorlar. O nedenle de bir gece kimseye çaktırmadan apar topar evden çıkarmaya çalışıyorlar. Hatta bu nedenle de kandili bile söndürdükleri söylenir. Keza mezar kaçmak için, kazmak için Baki'ye gittikleri zaman burada da kandili söndürdüklerinden söz edilir. Neticede Hazreti Osman evinden bir gece yarısı 3-4 kişi ile beraber apar topar bir tahta üzerine konur ve Baki mezarlığına götürülür. Gizlice buraya defnedilecektir. Fakat asiler ortalıkta olduğu için durumu fark ederler. Özellikle de Ensardan Cebele bin Amr kesinlikle bu adam Baki'ye defnedilmeyecektir. Çünkü bu Müslüman değildir diyecektir. Dikkat edin Ensardandır. Keza aynı şekilde
Evs bin Behram da ona destek olmuştur. Kesinlikle buraya defnettirmeyiz diyeceklerdir. Hatta o sırada Umey veya Umeyye diye de geçer kaynaklarda. Umey bin Dabi babasını Osman hapsettiği için haksız yere babamı hapsetti diye ondan dolayı halifeye kinlidir. O da gelir oraya. Cesedinin üstüne çıkar, cenazenin üstüne çıkar, tabutu tekmeler, hatta götürülürken haberi olanlar cenazeyi taşlarlar. Yani tam bir olağanüstü şartlar vardır ve oldukça kaotik bir durumdur. Gece yarısında bile bunlar yaşanıyor. İşte o nedenle evinden çıkarılırken kandil söndürülüyor. Kızının da şeye kadar geldiği, Baki'ye kadar geldiği, orada hani görülmemeleri için tekrar kandili söndürdükleri mezar kazırken, ama asiler haber alıyorlar ve buna engel oluyorlar. Dolayısıyla da cenaze yine ortada kalıyor. Bu sefer diyorlar ki götürüp de bunu Haşr-ı Kevkeb'e gömelim. Haşr-ı Kevkeb veya Haşr-ı Kevkeb. Bu Yahudi mezarlığı olarak tanımlanır. Aslında baktığınız zaman burayı Hazreti Osman İddialara göre, yani bazı iddialara göre söyleyeyim en azından, Kevkeb adlı bir Yahudi muhtediden almıştır. Yani Kevkeb'in bostanı anlamı bu. Dolayısıyla da burası Hazreti Osman'ın yeridir, Baki'nin yakınıdır. Muhtemelen Yahudiden alındığı için Yahudi mezarlığı diye zikredilmiştir. Belki de yanında Yahudi mezarlığı vardır ama burası bir bostandır aslında. Ve Hazreti Osman'ı kendi bostanına defnetmek üzere buraya götürüyorlar ve apar topar gece yarısında mezar kazılarak defnediliyor. Hatta üstü de düzleniyor. Yani asiler gelip de açıp mezara işkence, cenazeye işkence etmesinler diye. İşte bundan dolayı Hazreti Osman'ın Yahudi mezarlığına defnedildiğine dair bir rivayet vardır. Ama daha hüzünlü olanı, aslında Müslüman mezarlığına defnedilemiyor olması veya defnedilmesine izin verilmemesidir. Bu nedenle de işte Yahudi mezarlığına götürüldü deniliyor ama bu defnedildiği yer Yahudi mezarlığı olarak zikredildiği gibi aynı zamanda Hazreti Osman'ın satın aldığı, bir Yahudiden satın aldığı bostan olduğu da söyleniyor ki zaten doğru olanı da budur. Daha sonra da Muaviye burayı Baki'ye birleştiriyor ve böylece bu Osman'ın gömüldüğü yerde Baki mezarlığı içerisinde bir alan olmuş oluyor. Yani sonradan katılıyor muhtemelen. Hazreti Osman'ın dışarıda bırakılmasını doğru bulmuyor Muaviye. Böyle bir karar alıyor. Cenaze geceleyin az önce söylediğim gibi bir tahta üzerine konmuş ve apar topar götürülmüş. Kapıdan çıkarılırken kafasının duvara çarptırıldığı, hızlı hızlı götürülürken cenazenin kafasının tahtaya vurduğu, yıkanmaya bile fırsat kalmadığı, o yüzden de kanlı elbiseleriyle birlikte defnedildiği, bu nedenle namazının da kılınmadığı, hatta işte namazının o Baki mezarlığında namazının kılınması gerektiğine dair bir talep ortaya çıkınca Cebele'nin Allah sizi şeytanla ve onunla haşretsin diye bir bedduada bulunduğu ve buna engel olduğu. Dolayısıyla da halifenin namazını kılmaya bile müsaade etmemiştir asiler. Böyle bir çirkin bir tablo vardır. Ne cenazesi yıkandı, ne namazı kılınabildi, ne de böyle hani bir törenle defnedilebildi. İddialara göre Hakim bin Hizam ve Cübeyr bin Mut'im ile birlikte 3-4 kişi, bazı rivayetlerde 6, bazı rivayetlerde 8 ama genelde baktığın zaman 3-4 kişi cenazeye katılmış. Bu arada eşi Naile ile, ki yaralıdır biliyorsunuz, diğer eşi Ümmü Benin de katılmışlar. Ayrıca bir de kızının katıldığına dair bilgiler vardır. Toplasanız 6-7 kişi bir gece yarısında apar topar cenazeyi defnediyorlar ve ondan sonra da yerini kaybediyorlar. Asilere kimse dokunamıyor. Asiler alikram başkesen olmuşlar adeta. Asiler arasında daha önce söylediğim gibi Muhammed bin Ebi Bekir'in ismi çok net, müsellem bir isim. Mesela Himar adında bir isim Medine sokaklarında böyle kabadayı edasıyla Osman'ı ben öldürdüm, ben öldürdüm diye naralar atıyor. Ama kimse ona bir şey diyemiyor. Ne bileyim Avf bin Avf gibi veya Fakihe bin Velid gibi veya Ensardan Zürare bin Cervel gibi, Amr bin Cemuh gibi bir takım adamlar da Osman'ın öldürülmesinden şeydirler. Yani son derece rahat hareket etmişlerdir. Ve bunlar da katiller arasında, yani öldürüldü, iyi olduğu gibi düşünenlerdendir.
Ama kimse onun kanını talep edemiyordu. Zira dinden çıkmıştı ve ölümü de hak etmişti. Genel kaide, kanaat budur. Hatta kimse katilleri cezalandırmaya da cesaret edememişti. Zaten böyle de bir irade yoktur. Nitekim de katillere karşı kısas uygulamak isteyen bazı bireysel çıkışlar olmuş ama Benu Haris bin Abdüminat kabilesi gibi bir takım insanlar engel olmuşlardır. Ve diğer katillerde bilindiği halde kimse halifeye sahip çıkmıyor. Yani koca halife muhasara edilirken yalnız bırakıldığı gibi, günlerce aç susuz bırakıldığı gibi, bütün imkanları kısıtlandığı gibi ve sonunda evine girip öldürdükleri gibi, öldürüldüğü halde kimsenin ortaya çıkmadığı gibi, öldürüldükten sonra da kimse sahip çıkmıyor. Yaklaşık işte bilfiil 22 gün muhasara altında tutulduğunu söyler kaynaklar ama 49-50 gün veya işte 70 güne kadar farklı gün sayıları verilir. Bu süre zarfında Medine'nin kuşatma altında olduğuna dair haberler vardır. Bu süreç içerisinde niye halifeye yardım gelmedi? İşte önceki videolarda biraz buna değinmiştim. Aslında bir takım yardım işte birliklerinin gönderildiğine dair haberler gelince bu sefer asilerin daha hızlı hareket ettiklerini görüyoruz. Halifeye yardım edenler arasında en çok bilinen Mervan ve Zeyd'dir. Zeyd bin Sabit son bir hamleyle, ey Ensar siz daha önce de yardımcı oldunuz, şimdi de Osman'a son bir hamleyle yardımcı olun dediği zaman dikkat edin. Halid bin Zeyd yani Ebu Eyyub el-Ensari diye meşhur olan bilinen Eyyub el-Ensari, Osman senin karnını doyurdu, git şimdi onu sen kurtar diyecektir. Malumunuz daha önceden belirtmiştim, Zeyd Osmani olarak bilinir, hazinenin başına getirilmiştir. Hazreti Osman ona bir takım özel mal veya işte mülkler vermiştir. O nedenle seni Osman zengin etti. Git şimdi karnını da o doyuruyor. Sen koru gibi bu şekilde meşhur sahabelerin çıkışları vardır. Burası son derece enteresandır. O süreçte Talha, Zübeyir, ne bileyim işte Hazreti Ali Medine'nin dışındaki hani mahalle aralarındaki evlere sığınmışlardır. Ortaya çıkmıyorlardır. Ama şunu da belirteyim ki bunların özellikle Hazreti Ali ve Talha Osman öldürülsün bir an önce hedeflerinde aslında şey vardır. Halifelik hesapları vardır. Özellikle Talha bu konuda son derece hırslıdır. Nitekim de hemen halifelik faaliyetlerine geçecektir. Hatta öldürüldüğü zaman asiler ilk önce onu arayacaklardır. Bu da çok dikkat çekicidir. Nitekim de işte bu üçlüyü Abdullah bin Selam gibi adamlar eleştirmişlerdir ve bunları Hazreti Osman'ı bunlar öldürdüler diye bizzat Osman'ı suçlamıştı. Bu üçlüyü suçlamıştır Abdullah bin Selam. Zaten o da Muaviye'nin yanına gidecektir. Keza Naile de aynı şekilde bunlardan bahsetmiş ve kesinlikle Hazreti Osman'ın katilleri arasında göstermiştir. Ve çok ağır suçlamalarda bulunmuştur Muaviye'ye yazdığı mektupta. Diğer yandan bunlar suçlandığı gibi tabii ki çoğunlukla Osman'ın öldürülmesini haklı buluyordu. Hatta bu daha sonraki dönemlerde de haklı bulunmuştur. Mesela tabiinden Said bin Müseyyep ki önemli ravilerden birisidir. Böyle bir görüş beyan etmiş ve Osman'ı öldürenler haklıydılar. Yani Osman'ın öldürüldüğünü haklı söyleyenler, haklı olduğunu söyleyenler daha fazlaydı. Ortalıklarda gözükmeyen Sa'd bin Ebi Vakkas ki öyle enteresan bir yapısı vardı. Bu yapıyı böyle tırnak içerisinde saygısızlık olsun diye söylemiyorum ama hani bir tabir vardır ya ne akar ne kokar tip. Yani çok net bir şekilde tavır belirleyen bir kişi değildir. Sa'd bin Ebi Vakkas da ortalıkta yoktur. Ama suçlamaya sıra geldiği zaman Hazreti Ali'yi, Talha'yı, Zübeyir'i hatta Hazreti Ayşe'yi suçlayacaktır. Çok ona isnat edilen manidar bir ifade vardır. Osman Ayşe'nin kınından çıkardığı kılıçla Talha'nın bilevlediği ve Hazreti Ali'nin işte zehirlediği ve Zübeyir'in de işaret ettiği kılıçla öldürülmüştür gibi doğrudan onları suçlayacaktır. Henüz daha halife de seçilmemiştir bu süreçte. İddialara göre 5 gün sonra halife ancak belirleniyor. Hazreti Ali seçiliyor. Hazreti Ali de bakıyor ki Talha ciddi ciddi bu işe tav olmuş. Ondan sonra kendisi de talipli oluyor. Aslında bu talep yani halifelik istemesi bir anlamda onun da siyasi hayatının sonu oluyor. Çünkü oldukça kaotik bir durumdu.
İddialara göre bu süreç içerisinde Gafihi bin Harb adlı bir asi Medine'deki asayişi kısmen kontrol ediyor. Ve Ensar'dan birçok kişi Hazreti Ali'ye, bu işte 5. günde Ali'ye biat ediliyor ama Ensar'dan çok önemli kişiler Hazreti Ali'ye biat etmiyorlar. Bunlar arasında mesela Zeyd bin Sabit zaten Osmani olarak biliniyordu. Muhammed bin Mesleme gibi, Ka'b bin Malik gibi, ne bileyim işte Seleme bin Vahş gibi, Hassan bin Sabit gibi daha birçok böyle meşhur sahabeler Hazreti Ali'ye biat etmemişlerdir. Sa'd bin Ebi Vakkas aynı şekilde biat etmemiştir. İbni Ömer biat etmemiştir. Zaten diğer Ömer'in diğer oğlu Ubeydullah bin Ömer soluğu Şam'da almıştır. Dolayısıyla da bunlar biat etmiyorlardı. Diğer yandan Mughire bin Şube Hazreti Ali'ye akıl hocalığı yaparken sonradan bakıyor ki çıkar yok bu işte dönüyor Şam'a gidiyor. Kudame bin Mazlun gibi, Abdullah bin Selam gibi birçok insan Şam'a kaçmıştır ve Ali bu şartlarda halife olmuştur. Osman'ın evinde bulunan artık şeyleri zaten yağmalamışlardı. Hazineyi de yağmaladıkları söylenir. Bazı iddialarda Ali'nin hazineyi açtığı ve burada bulunanları insanlara eşit bir şekilde paylaştırdığı, artık Beytülmal'de bir şey kalmadığı. Ama Ali bu şartlarda iktidara geldiği için bir anlamda kan üzerine oturmuş oldu. Nitekim de işte ciddi suçlamalar vardır hakkında. Bazı sahabeler keşke bekleseydi zaten halifelik gelip onu bulacaktı. Bu konuda bakıyorsunuz ki Amr bin el-As son derece zeki, uyanık davranıyor. Ortalığı aleve veriyor. Hazreti Osman'ı teşvik ediyor. Yani asileri Osman'ın öldürülmesi için. Ama ondan sonra kendisi Filistin tarafına gidiyor. Annesinin kabilesi bu taraftandır. Ondan sonra da Muaviye'nin yanına gidecektir. İşte böylesi bir durum. Yani neticede Hazreti Ali de halife oldu. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Benim kanaatim bu konuda net. Aslında Hazreti Ali isteseydi o şeyleri, asileri yargılardı. Ama yargılamadı. Niye? Muhammed bin Mesleme zaten, Muhammed bin Ebi Bekir zaten evladı. Yanında eşler vardır Kufe asilerinden. O bir numaralı aktörlerden birisi. Bunları mı cezalandıracaktı? Efendim Ali şeye hakim olamadı vesaire. Bunları geçin hocam. Bunların hiçbirisi doğru değildir. Hazreti Ali Osman ettiğini buldu düşünenlerden birisidir. O nedenle de yargılamamıştır. Yargılama gereği de duymamıştır. O yüzden bunu geçelim bir kere. Burada acı olan durum, hani işte efendim henüz daha asayişi sağlayamamış vesaire, öyle de değildir. Ali'ye büyük oranda biatlar vardır. Yani taşlardan da biatlar geliyordur. Ali aslında güçlenmiştir. Nasıl Cemel Asab'ına karşı ordu topluyor, şeye karşı, Muaviye'ye karşı nasıl ordu topluyor? Dolayısıyla da bu insanları yanından ayırabilirdi. Ayırmamıştı. Çünkü eğer cezalandıracaksa ilk önce oğlu Muhammed, üvey evladı Muhammed'i cezalandırması gerekiyordu. Sonunda bu şartla da Osman'ın kanı ortada kalınca işte Ümmü Habibe Osman'ın kanlı gömleğini, Nail'in kesik parmağını Şam'a gönderecektir. Yani kardeşi Muaviye'ye gönderecektir. Muaviye de bu sefer başlayacak bunun üzerinden kan üzerinden siyaset yapmaya. Dolayısıyla da Osman öldürüldü. Kimse kanını dava etmiyor ama kan üzerinden siyasete gelince maşallah Cemel ehli de ortaya çıkıyor. Şamlılar da Muaviye'nin etrafında toplanıyorlar. Ortaya çıkıyorlar. Keza Hazreti Ali'ye akıl hocalığı veren Mughire kalkıyor. Şam'a kaçıyor. Amr bin el-As bir numaralı Osman düşmanı. Sonra da ne oluyorsa o da şeyin yanında ne oluyorsa derken yani ironik dil kullanıyorum. O da Şam'a kaçıyor. Ve böylece halife hunharca, alçakça katlediliyor ve geriye çok acıklı, çok hüzünlü bir tablo kalıyor. Nitekim de Emeviler bu olayı bir türlü hazmedememişlerdir. Hatta Müslim bin Ukbe, Yezid'in ordu komutanı Müslim bin Ukbe, Medine'ye yürüdüğü gibi Medine ehlini, Medine halkını aşağılamış, Yahudi olarak nitelemiş onları ve aynı zamanda siz Osman'ın katillerisiniz diye bizzat onları suçlamıştır. Harre'nin arka planında böyle de bir saikin olduğunu da bu arada ifade etmiş olayım. Dolayısıyla da Medine halkına her türlü pisliği de mübah görmüşlerdir. Osman öldürüldüğü zaman mesela onun Beni Ümeyye'den olan bazı kadınlara tecavüz edildiğine dair de çok iğrenç iddialar vardır. Sonuç itibariyle Hazreti Osman'ın Yahudi mezarlığına defnedildiği iddiası aslında bir Yahudi'den aldığı bostana defnedilmesinden kaynaklı olarak ortaya atılan bir iddiadır. Ama bazı rivayet kırıntılarında bunun yanında bir Yahudi mezarlığının olduğu söylenir. Zaten Yahudi'den alınma bir bostan olduğuna göre o da muhtemeldir. Daha sonradan da
Muaviye bu hani bir anlamdaki kara lekeyi kaldırmak için burayı Baki ile birleştiriyor ve böylece Baki'nin içerisine alınmış oluyor Müslümanların halifesi. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Hazin bir sonu gösteriyor ve nepotizmin, aynı zamanda işte adaletsizliğin, efendim liyakatsizliğin, efendim işte kamu mallarını belli tekellerde toplamanın ve aynı zamanda kabilecilik yapmanın sonucu olarak müminlerin, Müslümanların, Medine halkının veya dışarıdaki insanların, çok önemli sahabelerin Hazreti Osman'a sahip çıkmadıklarını görüyoruz ve Hazreti Osman'ı kendi haline bırakmışlardır. O yüzden efendim aslında korumuşlar da bilmem ne falan, Ali çocuklarını göndermiş, Talha işte oğlunu göndermiş. Bunlar bir numaralı Ali'nin öldürül şey Osman'ın öldürülmesinin failleri olarak gösterildiği için bunun üzerine örtmek amacıyla dile getirilen iddialardır. Sanıyorum bu hüzünlü tabloyla ilgili bir takım böyle kapalı kalan noktalara kısmen de olsa bir açıklık getirmiş olduk. Umarım maksadımı doğru anlatabildim. Kolay gelsin dileklerimle. Tekrar görüşmek dileğiyle.